Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kalp anahtarlık yapımını anlatacağım. Şöyle. Çok basit bu da. Aynen dediğim gibi sık iğne ile yapılıyor. Çok kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir anahtarlık. Şöyle iki tane boncukla da yaptım. Şöyle fikir olsun diye göstermek istedim. Büyük boncukla. Bir küçüğüyle yaptım arkadaşlar. Şöyle yaptım, hazırladım. Sizlere göstermek istedim. Küçüğü bir büyüğü. Hani istediğiniz gibi yapabilirsiniz diye göstermek istedim. Hemen başlayalım. Tığım. Elinize uygun tığ kullanabilirsiniz. Çünkü ben patiklik ip kullanacağım yine. 0,2,1. Elinize uygun da dediğim gibi kullanabilirsiniz. İşaret almak için ipim var. Ve içine doldurmak için silikon elyafım var. Bir tane boncuğum var. Ve makasım, ipimi kesmek için makasım var arkadaşlar. Malzemelerim bu kadar. Ben kalbimin bir kısmını şöyle bir tarafını ördüm, hazırladım. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hemen sihirli halkamızla başlıyorum. Şöyle. Evet, hemen sihirli halkamızla başlayalım. Şimdi bu ördüğüm yine aynı sayıda ördüğüm kısmı oluşturacağım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Halkama başlarken ve içine 6 sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 5 6. Evet, halkamın içine 6 sık iğne yaptım ve şimdi halkamı şöyle kapatıyorum. Evet. Ve işaret ipimi kullanıyorum. İşaret iğnem var ama iğneden çok ben böyle ip kullanmayı, bana daha pratik, daha kolay geliyor arkadaşlar. O yüzden hemen karşısına geçiyorum. Şöyle ilk sık iğne içine. Evet, ilk sık iğne içine. Bir sık iğne. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sırada arkadaşlar her sık iğne içine 2 sık iğne yaparak tamamlayacağım. Şöyle her sık iğne içine 2 sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi ikinci sıramı bitirdim. Her sık iğne içine 2 sık iğne yaptım. Toplamda 12 tane sık iğnem oldu. Şimdi hemen işaret ipimi çıkartıyorum. Çünkü buraya sona geldiğim için bir üste aldım. Şimdi üçüncü sırama başlıyorum. Bir sık iğne içine 2 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bir sık iğne tek, bir sık iğne çift yapıyorum şimdi. Evet. Bir sık iğne tek yaptım. Hemen yanına 2 sık iğne yaptım. Bir yanına geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. Hemen tekrar yanına geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Evet, bu sırada da bir sık iğne, bir yanına 2 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yani bir sık iğne bir artır yapıyoruz 3. sıramızda. Evet, 3. sıramı bitirdim. İşaretimi tekrar alıyorum. Ben bu şekilde karıştırmamak için yapıyorum arkadaşlar. Onun için gösteriyorum size şöyle. Şimdi aynı bu parçanın aynısını uygulayacağım. Her sık iğneye bir sık iğne yapıyoruz. 3 sıra boyunca. Evet, her sık iğneye bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Eksiltme ya da çoğaltma yapmıyorum. Sadece her sık iğne içine bir sık iğne yapıyorum. 3 sıra hemen tamamlıyorum.
Evet, 3 sıramı bitirdim arkadaşlar. Bu sıramın tamamında 18 sık iğne var. 18 sık iğne bir parçasında, 18 sık iğne de bir parçasında var. Şimdi birleştirmeye geçiyorum. Şöyle bakın, 1, 2, 3 sıra bu şekilde ben anlıyorum 3 sıra olduğunu. Şöyle görebilirsiniz. Hemen işaretimi çıkartıyorum ve parçamı elime aldım. Evet. Şöyle başlangıç yerinden kaydırmayla ben burada kapatmıştım arkadaşlar. Hemen şöyle ilk sık iğne, kapattığım yere ilk sık iğne içine battım ve karşısına, bakın hemen karşısına şöyle ikisini birlikte tutarak, bakın sık iğneyle bağladım. Tekrar şöyle geçirdim ve karşısına, tekrar karşısına gelecek şekilde şöyle tekrar sık iğneyle bağladım. Sık iğnemi yaptım. Evet, tekrar bunu 3 tane sık iğne yaparak ekliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu şekilde bağlantısını yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi 15 tane sol tarafta, 15 tane de sağ tarafta olacak şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Toplam 30 tane sık iğne yapıyorum. Evet. İşaretimi aldım. Şöyle başlangıç yerim yine. Evet, ilk sık iğne içine bir sık iğne yaparak bu sıramı devam edeceğim arkadaşlar. Her sık iğne içine bir sık iğne yapıyorum. Şuna dikkat edelim ki 15 tane solda, 15 tane de sağ tarafta olması lazım sık iğnelerimizin. Toplamda 30 sık iğnemiz olması gerekiyor. Şu geçiş kısmını da arkadaşlar, henüz 30 sıra sık iğnemi henüz tamamlamadım. Şimdi 15. sık iğnemi şuraya geldim. Onu da göstermek istedim. Bu aralarda bir yere batmıyorum. Şu bağlantı yerine batmıyorum. Bakın 15. sık iğneyi yaptım. Hemen karşısına, bakın hemen karşısına ilk sık iğne içine, evet şu şekilde geçtim arkadaşlar. Tek tek yine her sık iğne içine bir sık iğne yaparak yine 15 tane sık iğnemi tamamlayacağım. Bakın şu şekilde karşıya geçmiş oldum. Göstermek istedim onu da. Sıra sonuna geldim. Evet, 30 sık iğnemi tamamlayarak sıra sonuna geldim. Ve bir üst sıraya geçiyorum. Ve burada da yine aynı şekilde her sık iğne içine bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Evet, her sık iğne içine bir sık iğne yapıyorum. Yine 30 tane sık iğne olacak ikinci sıramızda da. Şöyle. Evet. Yine eksiltme ya da fazlalaştırma, yani artırma yapmadan her sık iğne içine bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna geldim. Şöyle hemen işaretimi çıkartıyorum. Hemen koyuyorum tekrar. Şimdi arkadaşlar, bu bizim şöyle sayarsak 9. sıraya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıra arkadaşlar. Şöyle şununla birlikte, evet, 9. sıramızdayız. Şimdi 3 sık iğne, 1 eksilt yapıyorum bu sırada. 9. sıramızda. Evet. Şöyle 1, 2,
3. Tek tek 3 sık iğne yaptım. Şimdi bir tane eksiltiyorum. Şöyle bunu atlayıp direkt karşıya geçmeyeceğim. O şekilde de yapabilirsiniz. Bunu atlayıp da buraya geçip de yapabilirsiniz. Ama ben belli olmasın diye şu şekilde yapıyorum. Göstermek istiyorum. Hemen yanına şu şekilde tığımı geçirmiyorum. Bakın bu şekilde tığımı geçirmiyorum. Şöyle bir kanadından, benden taraftan. Evet, bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Hemen bir yanına tekrar aynı şekilde karşısına geçirmeden şu bana doğru olan tek kanatlarından aldım. Ve ikisini birlikte çektim ve sık iğne ile topladım. Bu şekilde yapıyorum. Hemen yanına bir sık iğne, hemen yanına bir sık iğne, hemen yanına yine bir sık iğne yaptım. 3 sık iğnemi yaptım. Şimdi yine şöyle aldım. Bakın ikisini birlikte geçirmedim. Şöyle hemen aldım. Tekrar yanındakine şöyle onu da aldım. İkisini birlikte çektim, topladım. Bu şekilde sıramı bitireceğim. Arkadaşlar sıramı bitirdim. Yalnız ben biraz önce yanlış söyledim. Kusura bakmayın. 30 sıra tamamladığım sık iğne 8. sıramızdı. Şimdi 3 sık iğne bir eksilti yaptığım bu sıramızda 9. sıramız oldu. Onu düzeltmek istedim. Kusura bakmayın. Şimdi evet 24 tane kaldı eksiltince. Şimdi aynı şekilde her sık iğne içine yine bir sık iğne yaparak bu sıramı da devam ediyorum. Evet, eksiltme ya da azaltma artırma yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle her sık iğne içine bir sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Onuncu sıramı da bitirdim arkadaşlar. Şöyle hemen işaretimi yine çıkartıyorum. Şöyle bir üste aldım. Şimdi 11. sıraya başlıyorum. 2 sık iğne, bir eksilt yapıyorum bu sırada. Evet. Şöyle bir yanına yine bir sık iğne. 2 sık iğne yaptım. Şimdi yine şöyle aynı şekilde eksiltiyorum arkadaşlar. Yani yine 2 sık iğne bir eksilt. 2 sık iğne bir eksilt yaparak bu sıramı da tamamlayacağım. Şimdi 11. sıramı 2 sık iğne bir eksilti yaparak tamamladım ve toplam 18 tane sık iğnem kaldı. Evet, şimdi 12. sırama başlıyorum. Her sık iğne içine bir sık iğne yapıyorum. Evet, 18 tane kaldı arkadaşlar. Bu sayılar önemli. Bir tanesi eksik, bir tanesi fazla geldiği zaman çok önemli bir özelliği zaten bu sık iğne tekniğinin. Kayarak gidiyor. Yani yanlış oluyor, düzgün olmuyor. Ona da dikkat edersek, göz önünde bulundurursak tabii iyi olur. Evet, her sık iğne içine bir sık iğne yaparak 12. sıramı da 18 sık iğne ile tamamlıyorum. Evet, yine sıra sonuna geldim. Hemen işaretimi alıyorum ve 13. sırama başlıyorum. Şimdi bir sık iğne, şöyle bir sık iğne yaptım ve bir eksiltiyorum. Evet, bir eksilttim. Bu sırayı da bir sık iğne örüyorum. Diğerinde ise bir sık iğne
eksiltiyorum arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bir sık iğne ve bir sık iğne de eksiltiyorum. Bu şekilde tamamlayacağım. Sıramı tamamladım arkadaşlar. 12 tane sık iğnem oldu. Kaldı yani. 13. sıramda 12 tane sık iğne kaldı. Şimdi son sırama geçiyorum. Ama geçmeden önce şöyle hemen onu da gösteriyorum. Elyafımızla, ben silikon elyaf kullanıyorum arkadaşlar. Hemen içini dolduruyorum. Çünkü kapatacağım artık. Şöyle parmağınızla da içine şöyle doldurabilirsiniz. Ve ben kalın tığımı kullanıyorum. Ve onun yardımıyla şöyle içini dolduruyorum. Evet, her iki tarafını da şöyle sıkıca şöyle göstermek istedim çünkü orada hani şey kalmasın. Böyle birazcık bastırmamız da gerekiyor. Sert ve güzel olması için. Fazla doldurmazsak böyle güzel olmuyor. Az bir şey daha koysam yeterli sanırım. Evet, şu kısma biraz daha koyayım. Şöyle. Tamamdır artık. Şimdi son sıramıza geldik ve kapatıyorum. 14. sırayla bitiriyoruz. Ve 6 sık iğne kalacak şekilde. Şimdi arkadaşlar, hiç sık iğne örmüyorum. Sürekli ikişer tane şöyle alarak, bakın, şöyle ikişer tane alarak hep eksiltme yapıyorum. Bu sırayı eksiltme yaparak tamamlıyorum. Evet, şöyle eksiltme yaparak tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, 6 tane eksiltmemi yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, ben şöyle de yapıyorum. Bakın, şurada şu delik şöyle görünmesin diye hemen karşısına şöyle geçiyorum. Hani bitti zaten. Direkt şöyle geçiyorum. Ve şöyle sık iğneyle kaydırma yaptım. Yani sık iğne yapmadım. Direkt alaraktan kaydırdım ve kapattım. Bu da bilginize olsun diye göstermek istedim. Daha güzel ve düzgün duruyor çünkü. Ve kalbim şu an bitti. Evet. Hemen ipini saklayacağım. Ve zincirini çekeceğim şimdi. Şöyle içine aldığımız zaman şöyle kaybedebiliriz. Evet. Şimdi hemen şu kısmını yapıyorum. Yine boncuk kullanacağım. Evet. Yalnız arkadaşlar, şimdi kalbi örerken 2,1 tığ kullanmıştım. Biraz şöyle kalın gördüğünüz gibi. Ve şimdi ise incesini kullanıyorum. O da elinizde zaten vardır muhtemelen. 0,1,5 milim. Evet, onu kullanıyorum. Çünkü alması daha kolay ve boncuğun şöyle içinden geçmesi için.
ince uçlu tığ kullanıyorum arkadaşlar. Bakın bu kalın olduğu için boncuğun içinden geçmiyor. Ve şuradan alacağım için kalın başlı tığ olmuyor. Onun için gösterdim. Şimdi yine ipimi tığımı aldım. Hemen orta kısmından şöyle çıkıyorum. Zincirle bağlantımı yapıyorum arkadaşlar. Evet, bakın. Şu şekilde. Ve bağladım. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bunu kendinize göre de tabii ayarlayabilirsiniz. Ben 5 zincir çektim. Şöyle boncuğumu alıyorum. Şöyle tığımı geçirdim. Ve şöyle ilmeğimi de boncuğumun içinden geçirdim. Şöyle sıkıştırıyorum biraz. Hemen bağladım. Hemen bağladım. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yapabiliriz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 zincir çekince nasıl oluyor? Evet, birazcık küçük. 12 zincir çekmiştim. 13, 14. Evet, 15 zincir çekelim. Bu yeterlidir sanırım anahtarımızı takmak için. Evet, 15 zincir boncuğumu taktıktan sonra 15 zincir çektim. Hemen ilk zincire çıkartıyorum. Tığımın üzerine ipimi almadan direkt karşıya kaydırmayla bağladım. Zincirimi evet çektim bir zincir. Hemen ipimi kesiyorum ve şimdi iplerimizi saklayalım. Evet, şöyle hemen evet. Şöyle ipimizi sakladık mı arkadaşlar? Tamamdır. Evet, kalp anahtarlığımız bitti. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle. Evet. Nacizane anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İnşallah yapmak isteyenleriniz olur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.